Hocaların program yaparken açık bir bayanın karşısında dini soruları cevaplaması doğru mudur? Evet, sizin gibi cevaplıyor derken kendine göre cevaplıyor. Bizim gibi değil. Önce onu söyleyeyim. Bildiği kadarıyla, anladığı kadarıyla cevap veriyordur. Ama bunun bir sorumluluğu, bir yükümlülüğü vardır. Onun için Pir Hazretleri ne buyuruyordu? Sus, dinle, sana konuş emri gelene kadar. Önce dinlemek lazım. Konuş emri gelince konuşmak gerekir. Evet, karşısındaki bayan açıksa, bu durumda ne diyor kardeşimiz? Günah mıdır diye soruyor. Ameller niyete göredir. Niyete göre. Herhalde eğer orada İslam'ı anlatıyorsa, sorulara cevap veriyorsa, gayesi karşısındakini seyretmek değildir. Nedir gayesi? Belki şöyle anlamak gerekir. Hüsnü zanda bulunmak gerekir. Allah böyle bir imkan vermişse, benim de Allah'ın kullarına bunları anlatmam gerekir. Anlatıp kazanmam gerekir. Anlatıp doğruyu öğretip kazandırmam gerekir. Fikri düşüncesi varsa eğer, böyle bir durumda Allah'ın dinini anlatmak, yaşamak, tebliğ etmek farzdır. Bu farzı yerine getirebilmek için bunu yok saymışsa, görmezden gelmişse, evet, bu niyetinin güzelliğidir. Bize de düşen onları böyle görmektir. Yoksa gayesi karşısındaki bir başkası da olabilir. Bakarken mutlaka hüsnü zan ile bakmak gerekir. Söyledim, ameller niyete göredir. Niyeti de bilen Allah'tır. Onun için biz hüküm vermiyoruz. Hüküm verip Rabbimizin katında kötü duruma düşmeyelim. Zor durumda kalmayalım. Eğer onun niyeti güzelse, bu durumda Allah da onun o güzel niyetinin hatırına onu yok saymışsa, Rabbimizin katında, huzurunda kötü duruma düşer. Rabbimize ters düşmüş oluruz. Onun için öyle bakmak doğru değildir. Ona mutlaka bir bahane, bir mazeret üretmek gerekir. Hüsnü zanla bakabilmek için. Sonuçta konuşan bir alim. Eğer niyeti Allah rızasıysa, Allah'ın kuluna dinini ulaştırmaksa, onu böyle küçük şeylere boğmak doğru değildir. Suizan olur. Bu da yakışık almaz. Onun için birbirimizde hata aramıyor, kusur aramıyor, eksik aramıyoruz. Yaptığı güzelliğe bakıyoruz. Eğer söyledikleri, anlattıkları, eğer insana, insanlığa fayda verdiyse, bu durumda o kazanmıştır ve kazandırmıştır.